Sola doğru gidin. Sonra. Mecburi yol. Köşeye ayna gelsin erken çeviriyorsunuz. Ha öyle mi? Ha şimdi çevireceksiniz. O da gerektiği kadar, sonuna kadar değil. Nerede yazıyor çıkış? Bakın şurada kırmızı yazıyor sağda. Oradan yukarı çıkacağız. Aa değil mi? Hı hı. Şimdi gene siz söyleyin. Köşeye ayna gelsin şimdi çevirmeyin. Ha. Çevirmeye başlayın. Evet. Gaz vermeye başlayın. Girdikçe toparlayın direksiyonu. Tamam oldu işte. Ha. Olay bu. Çıkış soldan diyor. Soldaki kolonun bitimine ayna gelince sol yapacağız. Gazı kesmeyin. Erken çevirmeyin yeterli. Sol. Şimdi yine ha. Sol tam sol. Sonuna kadar sol. U dönüşü yapar gibi. Hocam. Şimdi frene basacağız, duracağız. Sağlı biraz geri geleceğiz. Kurtarmayacak çünkü. Kurtarmadı. Sağ yapın. İki tur. Zaten sonuna kadar solda şu anda. Sağ. Aha. Şimdi geri vites. İki tur oldu değil mi? Oldu oldu. Hızlı yapalım arkadan biri gelmeden. Geri neydi ne? R. R. Evet geri geri geliyoruz. Gelin gelin gelin. Tamam önden manevra alanı oluşturduk. Şimdi tam sol yapınca kurtaracak. Hemen D'yi alın arkadan araç geldi. Freni bırakın gaz verin. Nerede çalıştırıyorsunuz düz böyle yerleri? Ha? Böyle yerleri nerede çalıştırıyorsunuz? Yerleri dar sokaklar işte veya parklar. Böyle yerlerde çalışıyoruz. Soldan çalış. Kaçırdık. Neyse kaçırdık. Tamam. Ay. İleriden döneriz tamam. Düz gidelim. Bakın yerde gidiş geliş ok işaretleri var. Demek ki tek yön değil burası. Ha. Karşıdan biri gelirse sağa yanaşırız. Sağa yanaşırız. Biz buradan gece çıkıyoruz ya bomboş oluyor. Hmm, yani. Çıkış sağ diyor. Çıkış düz diyor. İleriden sağ, evet oradan da çıkış var. Ha evet tamam. Şimdi ne yapacağız? Buradan döneceğiz. Evet. Şimdi böyle buradan ödeme noktası. Evet. Evet ben buraya geldim. Her gece böyle yapıyoruz. Şimdi sol kapınız o ödeme noktasına yakın olsun. Basacağınız düğme de omuz hizanıza gelene kadar durmayın. Yavaşlatın arabayı ama durmayın. Kaydırın, kaydırın, kaydırın. Ayna değecek. Biraz sağ yapalım. Biraz daha sağ. Biraz daha sağ. Kaydırın biraz. Tamam. Şimdi düz. Düz gidiyoruz. Omuz hizanıza gelsin. Ha böyle tamam, değil mi? Tamam. Şimdi camı açın. Bu kartı içeriye okutacağız. Şöyle. Kartı yerleştirin içine. Şurada değil mi? Evet. Oldu mu? Ha. Tamam. Açıldı. Devam edebiliriz. Biraz bana doğru çevirin. Engellerden uzaklaşın. Gaz verin şimdi. Mecburi aşağı doğru gideceğiz. Hafif bir yavaşlayalım. Yukarı bakalım. Sonra çıkacağız. Çevirmeye başladık. Kaydırın çevirin. Kaydırın çevirin. Bu arada sağa bakın. Tamam. Topluyoruz. Şöyle çıkacağız. Evet. Kaldırma denk geliyor ileride. Ha. Yeşil yanınca sinyal verip kontrollü bir şekilde sola doğru gideceğiz. Tamam. Ha. Muhtemelen otobüsün arkasına denk geleceğiz. Arkasına girmeye çalışacağız yani. Yeşil yanınca böyle bir hafif bir kalkış yapın düz giderek. Ha. Hareket halinde daha kolay geçersiniz çünkü. Sola da sinyal verir sinyal mi? Sinyal verin şimdiden. O da benden önce atlasın. Yok, yol verir. Zaten yolun biteceğini gördüğü için. Ha, bu aşağı inecekti. Ondan böyle yanaşmış. Evet. Biz düz gideceğiz. Yavaşça hareket edin. Gaz verin. Sola doğru kırmaya başlayın. Bir aynaya bakın, bir önünüze. Bakın yol veriyor, hızlanın. Evet, taksi yol verdi size. Hızlanın. Tamam, sinyali kapattık. Şeridimizden gidiyoruz. Biraz arttırabilirsiniz. Neydi burası? Şehir içi ana yol. Burada 50 km hıza kadar çıkabiliriz. Zikzaklı olduğu için yok.
Çoğu sürücü şey yapamıyor. Çizginin dışında, içinde kalamıyor. Taşırıyor bazen. Onlara karşı da dikkatli olmak lazım. Sürekli kullanacağım yol bu yani. Dört lira yakarım. Sağdan soldan giderim. Artık herkes küfür eder. Zaten sağdan giderseniz dörtlüğü yakmaya gerek yok. Yok olsun hani. Kendime güven veriyorum. Çünkü bir şey olmaz. Ya baktınız ki arkadan çok zorluyorlar. Sıkıştırıyorlar, kornaya basıyorlar. O zaman dörtlüğü yakın. Zaten kenardan soldayıp geçerler size. Ki öyle bir duruma da gerek kalmayacak zaten. Şu anda gayet güzel kullanıyorsunuz. O durakta durabilir. Biraz solunda geçin. Tamam, freni bırakın. Kenara yanaştı zaten. Değil mi? Onu beklemek de yanlış. Tabii. Yani bizim şeridimizi tamamıyla kapatmıyorsa yanından geçebiliriz. Şekilde yola katılacağız. Tamam. Evet, güzel. Ama sinyal vermeliydik. Sola doğru sinyal vermeliydik. Katıldığımızı bildirmek için. Bizimkiler hep sessiz sessiz geçtikleri için hocam. Yani hani onlar örnek almıyor. Onlar demek ki yanlış kullanıyor. Onun bazen yaptıklarını yapıyorum galiba. Yani. İlerleme var mı? Tabii ki. Sizce? İlkine göre bir kıyaslayın. Tabii. Sola girmeyeceğiz. Biraz sağa doğru gelin. Doblonun gittiği gibi. Tamam. Ama bu sağ çekilme hareketini yaparken de sağ aynadan bir kollayın. Yani gözetleyin. Sağda birini sıkıştıracak mı diye. Evet. Şimdi biraz hızlanalım. Trafiğin akışına uyum sağlayalım. Sağa doğru gelip durmanıza gerek yok. Hocam orada araba. Tamam, çok gitmeyeceğiz ama. Evet. Sadece bunu kurtaracak kadar. Hı. Yani onu böyle çok yakınından geçeceğiz. Ama sağdakini de sıkıştırmayacağız. Çünkü aynadan görürüm onu. Lap diye önüne atsak değil mi? Tabii. Bir de böyle bir durumda sağdakinin şeridinden biraz çalacaksak. Sarı da geçti, bir şey yok. Sağdakinin şeridinden biraz pay alacaksak orada sinyal vererek onu uyarmamız lazım sağdakine. Ustaların hareketi gibi aslında acemi hareketi değil mi yaptığım? Dışarıdan nasıl görmüştüm? Yok, normal şoförlerin de yaptığı hareketi sürücülerin. Dışarıdan yani sizin başlarınızı almışlar. Evet. Anlamalar da inşallah.